Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda hibritleşme ve molekül geometrisinden bahsedeceğiz. Şimdi hemen baktık. Hibritleşme dediğimiz olay bizim nedir? Hibritleşme, melez orbitallerin oluşmasıdır. Yani farklı türdeki orbitallerin ikisinin arasında ortada bir enerji seviyesinde buluşarak oluşturduğu yeni orbital türüdür. Peki atom bunu neden yapar? Bağ kapasitesini arttırabilmek amacıyla gerçekleştirir. Karbon atomuna bakacak olursa karbon 6 1s2 2s2 2p2 şeklinde dizilir. P orbitaline ait 3 tane eş enerji orbitali vardı 2p'ye ait. Ne oldu? Px'de bir elektronum var, Py'de bir elektronum var. Ne diyorduk biz? Yalnız elektron sayısı kadar bağ yapabilir. O zaman ben bu şekilde baktığım zaman bir, iki tane yalnız elektronu var. Yani karbonun bu koşullarda iki tane bağ yapması gerekiyordu. Ancak biz biliyoruz ki karbon dört bağ yapar. Öyleyse biz bunu nasıl açıklayacağız? İşte hibritleşmeyle beraber açıklayacağız biz bunu. Karbon hibritleşmeler gerçekleştirerek bağ kapasitesini arttırır ve 4 yapar. Hemen atomların orbital şekillerini hatırlayalım. Daha önceki yıllarda öğrenmiştik. S orbitali küresel şekildeydi. Neydi? 2s 1s'e göre hacimsel olarak daha büyüktü. 3s daha da büyük olmuş olacak, 4s daha da büyük gibi. P orbitalleri ise şu şekilde bulunuyordu. Sanki bir sonsuzluk işareti ya da kelebek kanadı gibi de düşünebilirsiniz. X ekseni üzerinde ise eğer px, y ekseni üzerinde ise py ve z ekseni üzerinde ise de pz orbitalleri şeklinde ifade ediyorduk. Hemen baktım, karbonun burada temel hali. Nedir? Çekirdekten uzaklaştıkça enerji artacaktır. 1s'in elektronları burada. 2s'in enerjisi enerji diyagramında yazılmış. Daha yüksek. 2p'nin enerjileri daha yüksek. Uyarılmış hali hatırlıyoruz. İlk kez Bohr atom modeliyle beraber karşımıza çıkmıştı. Dışarıdan yeteri miktarda enerji aldığı zaman bir alt enerji seviyesindeki elektronun daha üst enerji seviyesinde bulunması durumuydu. Bu konumda daha yüksek enerjili ve kararsız olduğunu söylüyordu. Şimdi tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan aldığı enerjinin bir miktarıyla karbon atomu hemen uyarılmış hale geçiyor ve şurada 2s'te bulunan bir elektronumun 2pz'ye geçtiğini görüyoruz. Daha sonrasında 2s orbitalleriyle 2p orbitalleri yani bir tane s karakterli, 3 tane de p karakterli olan orbital birleşerek aynı enerji seviyesinde s ile p'nin enerji seviyelerinin arasında bir yerde sp3 dediğimiz yeni hibrit orbitalleri oluşturmuş oluyor. Bir tane S karakterli, 3 tane de P karakterli orbital. İkisinin arasında bir enerji seviyesinde aynı enerji seviyesine gelerek SP3 dediğimiz hibrit orbitallerini bu şekilde oluşturuyor. Evet, şuraya gelmek istiyorum öncelikle. Ne olacak? Karbonun temel hali. Yine aynı şekilde daha sonra uyarılmış hali az önceki gibi. Az önce ne oldu? Bir tane S, üç tane de P karakterli orbitalim eş enerjili hale geldiler ve S ve hibrit orbitallerini oluşturmuşlardı. Şimdi ise bir tane S, iki tane P karakterli orbital ikisinin arasında bir enerji seviyesine gelerek S, P, iki hibrit orbitallerini oluşturuyor. Burada 2PZ ise aynen kalmış. Ne olacak? Bunun bu şekilde olması oluşan bağların karakterini değiştirecek. Ve biz bunları daha sonrasında sigma orbit bağları ve pi bağları şeklinde ifade edeceğiz.
Baş kısım yine aynı şekilde karbonun temel hali. Daha sonra karbonumuz uyarıldı. 2s'teki bir elektron 2pz'ye geçti ve uyarılmış hal oluşmuş oldu. Bu sefer de bir tane s karakterli, bir tane de p karakterli orbital her ikisinin arasında bir enerji seviyesinde eşitlenerek sp hibrit orbitallerini oluşturur. P'nin iki tane orbitali de aynı yerde kalarak bu sefer de sp hibrit orbitallerini oluşturmuş oluyor. Eğer ki bir tane s karakterli, üç tane de p karakterli orbital geldi, eş enerji hale geldi. O zaman sp3 hibritleşmesini oluşturdu. Bir tane s karakterli, iki tane p karakterli orbital geldi. sp2 hibritleşmesini oluşturdu. Bir tane s, bir tane de p karakterli orbitalim geldi. Bu sefer de sp hibritleşmesini oluşturduğunu ifade edebiliriz. Evet, şimdi bu hibritleşmeleri gördükten sonrasında bu hibritleşmelerin sağladığı örtüşmelerle beraber ne oldu? Artık burada bir sp3 hibrit orbitalim var ve hidrojenin elektronu da hidrojen girdi bir s bir şeklinde. Yani hidrojenin buraya geldiği tek elektronu s orbitalindeki bir elektronla beraber örtüşecekler ve bir bağ oluşturacaklar. Yalnız elektronlar yan yana gelerek bir bağ oluşturuyorlar. Eğer ki iki tane s orbitali yan yana gelecek olursa sigma bağını oluşturur. P orbitali örtüşerek bir bağ oluşturacak olursa sigma bağı oluşturur. S'ler ve P'ler örtüşürse sigma, sp3'ler örtüşürse sigma, s ve sp3 örtüşürse sigma bağı oluşur. Yani ne zaman pi bağı olacak? Pi bağı ancak p orbitallerinin dikeyde örtüşmesiyle beraber gerçekleşecek. Peki hemen bakalım buraya önemli bir nokta. Kovalent bağlar oluşurken tekli bağ bir tane sigma bağıdır. İkili bağ bir sigma bir pi'dir. Üçlü bağ bir sigma iki pi'dir. Çünkü iki atom arasında oluşan ilk bağ sigma bağıdır ve sigma bağı iki atom arasında sadece tek bir tanedir. Ancak iki atom arasında ikinci veya varsa bir üçüncü bağ varsa bunlar pi bağı olacaktır. Öyleyse buraya bakalım. İki atom arasında oluşan ilk bağın sigma bağıdır. İki atom arasında oluşan ilk bağ sigma. İki atom arasında oluşan ilk bağ sigma bağıdır. İkinci bağ pi bağıdır. İlk bağ sigma bağı yine aynı şekilde sigma bağı şeklinde ifade ederiz. Hemen buraya baktım. İki atom arasında tek bir bağ varsa sigma bağı diyorum. İki atom arasında tek bir bağ var, o zaman sigma bağı diyorum. İki atom arasında oluşan ilk bağ sigma, ikinci veya varsa üçüncü bağ nedir? Pi bağı olduğunu ifade ederiz. Buraya baktım. Ne olmuş? İki atom arasında bir tane bağ var. Öyleyse sigma bağı. Tekli bağların tamamının sigma bağı olduğunu ifade ediyorduk. Ve biz buradan şöyle bir sonuç da çıkartabiliriz. Buradaki karbon atomunun ya da merkez atomun sigma bağı sayısıyla hibrit türünü bulabilirim. S'ler ve P'lerin üstünün toplamı bize sigma bağı sayısını verecek. Yani sp3 hibritleşmesi yapmışsa s'in üzeri 1, p'nin üzeri 3, yani ne olacak? 4 tane sigma bağı yapmışsa biz sp3 hibrit orbitaline sahip olduğunu söyleyebiliriz. sp2 ise 1 artı 2'den 3 tane sigma bağı yapmış olacağını ifade ediyorum. sp ise 2 tane sigma bağı yaptığını ifade ediyoruz. Şimdi öyleyse buradaki karbon atomun 4 tane sigma bağı yaptığına göre sp3 hibrit orbitallerine sahip olduğunu söyleyebiliriz.
İki atom arasında oluşan ilk baz sigmaydı. İkincisi ise pi bağı olduğunu söylüyorduk. O zaman buradaki karbon atomlarım 3 tane sigma bağı yaptığı için sp kibrit orbitallerine sahip olduğunu söylerim. Burada da yine 2 tane sigma bağı olduğu için sp hibrit orbitallerine sahip olduğunu söyleriz. Ve şu önemli bilgiyi de buradan yola çıkarak çıkartırız. S karakteri arttıkça bağın kuvveti artar, bağ kısalır. Evet gençler, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.